Çanakkale'de Nesko madencilik işçileri kendilerini ocağa kapattı. Eylemlerinin sebebi maaşlarını alamamaları, kötü çalışma koşulları ve çalıştıkları firmanın üye oldukları sendikadan çıkmaları için baskı yapması. Hatta işçilerin söylediğine göre o firma 11 kişiyi sendikadan ayrılmadıkları gerekçesiyle işten çıkardı. İşçiler haklarını alana kadar madenden ayrılmayacaklarını söylüyor. Sendikadan yardım istedi. Ama işverenimiz bize sendikadan çıkmak için elinden gelen baskıyı yaptı. Maaşlarını alamadıklarını, çalışma koşullarının kötü olduğunu söylüyorlar. Haklarını almak için diske bağlı Dev Maden Sen'e üye oldular ama işverenleri sendikayı beğenmedi ve işçilere sendikadan çıkmaları için baskı yaptı. İşveren sendikayı kesinlikle istemiyor. Sendikayı bırakın. Çalışmaya devam edeceğiz diyor. Biz de sendikayı bırakmıyoruz çünkü. Dev Maden Sen'i. Özellikle diski istemiyor. Neden hak iş değil diyor, neden Türk iş değil diyor. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde bulunan Nesko madencilik işçileri kendilerini ocağa kapattı. Eylem sebepleri sadece ücretler ve kötü çalışma koşulları değil. Firmanın kendilerine Dev Maden Sen üyeliğinden ayrılmaları için baskı yaptığını ve 11 çalışma arkadaşlarını işten çıkardığını söylüyorlar. Bizler 3 aydan beri maaşlarımızı alamıyoruz. Ve alamadığımız için bunu sendikaya başvurduk. Dev Maden Sen sendikasına başvurduk. Bundan sonra sendika için sendikaya devam etmek istiyoruz. Ama yukarıdan çok büyük baskılar var bize. Müdürlerimiz, amirlerimize baskı yapıyor sendikada çıkın diye. O yüzden çıkmıyoruz. Biz sendikalarla çalışmak istiyoruz. Burada emekli olan da var, hala tazminat alamayan da var. Şu anda 2019 Aralık ayının, ocağın hala da maaşları duruyor. Bunları alabilmek için biz ocağa girip çıkmama kararı aldık. İşçiler iş güvenliğinden de şikayetçi. İş güvenlik önlemlerimiz zaten zayıf. Ambulansım bile şu an çalışmıyor. Aküsü yok üzerinde. Yer altında denetleme olduğu zaman yerler kapanıyor. Denetleme geçti mi, ertesi gün açılıp herkes o iş güvenliği zayıf olan bölgelerde çalışıyor. Mehmet abi ambulansı da çek. Göstermelik bu ambulans. Herhangi bir iş kazası yapsak hiçbir şekilde bizi hastaneye yetiştirecek bir kişi bile yok. İşçiler maaşları ödeninceye kadar ve işten atılan arkadaşları işe geri dönünceye kadar madenden ayrılmayacaklarını söylüyor.